Lipre 2 dolara seviyesine mi gidiyor? Lipre marjinal olarak işlem yapıyor. 1,20 dolar direnciyle güçlü bir reddetme ile karşı karşıya. Lipre, XRP, fiyatı 1,20 dolar direnç seviyesinin altında konsolide oluyor. Bugün, XRP, basın saatinden itibaren 1,12 dolardan işlem görüyor. Son 5 gün içinde, Doji adı verilen küçük gövdeli şamdanların ve topaçların ortaya çıkması nedeniyle fiyat hareketi durgundu. Bu şamdanlar, alıcıların ve satıcıların piyasanın yönü konusunda kararsız olduklarını gösterir. Ne alıcılar ne de satıcılar fiyatları yukarı veya aşağı yönlendirmiyor. Bununla birlikte, Ripple yükseliş eğilimi bölgesinde işlem gördüğü için alıcılar satıcılara göre bir avantaja sahiptir. Alıcılar direnci 1.20 dolardan kırarsa, Ripple'ın fiyat hareketi hızlanacak. XRP/U.S.D, önceki en yüksek seviyesi olan 1.41 dolar geri kazanacak. Ripple analizi. XRP, 14. dönemin göreceli güç endeksinin 54. seviyesinde. Kripto para birimi yükseliş eğilimi bölgesinde ve daha fazla yukarı doğru harekete karşı savunmasız. Şu anda, 21 günlük çizgisi MA ve 50 günlük çizgisi MA yatay olarak eğimlidir. Bu dayana doğru bir hareketi gösterir. Fiyat yatay kanalın direnç çizgisini kırdığında ve onun üzerinde kapandığında, Ripple menzile bağlı hareketin dışına çıkacaktır. Ripple 2 dolara seviyesine mi gidiyor? Teknik göstergeler. Büyük direnç düzeyleri, 1,95 ABD doları ve 2,0 ABD doları büyük destek düzeyleri, 0,80 ABD doları ve 0,60 ABD doları. Ripple için bir sonraki hamle ne olacak? 1 saatlik grafikte, fiyat hareketli ortalamaların üzerine çıktığından XRP fiyatı marjinal bir şekilde işlem görüyor. Kripto para birimi direnci iki kez 1,13 dolarda test etti ve geri çekildi. Bu arada, 26 Ekim'deki yükseliş trendi, %61.8 Fibonacci geri çekilme seviyesini test eden bir mum gövdesi gösterdi. Geri çekilme, XRP fiyatının 1,618 dolar veya 1,14 dolar olan Fibonacci uzatma seviyesine yükseleceğini gösteriyor. Ripple 2 dolara seviyesine mi gidiyor? Sorumluluk reddi bu analiz ve tahmin. Yazarın kişisel görüşleridir ve kripto para birimi satın almak veya satmak için bir tavsiye değildir. Kriptoradar ve slash veya yazar tarafından bir onayı olarak görülmemelidir. Okuyucular yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.